Bakma bana öyle. Bir şey yapamaz. Ne yapsaydım? 6 kişi vekalet vermiş. Ben vermiyorum mu deseydim? Ama kıymaya hiç göndermedim bak. Oradan bir puanım olsun. Bir suçlu arıyorsan hayvan pazarında seni satan adamı düşün. Ben bilmem. Bunda bu kadar alınacak bir şey göremiyorum ben. Hatırlıyor musun? Hayvan pazarında sana çimen uzattım. Önce bir arkadaşlarının yanına kaçıştın. Sonra yedin çimeni ama. Çimeni severdin, bilirim onu. Bana soğuk davranma öyle. Bir şey yapamazdın. Suçu biraz da kendimizde arayalım. Şahane beslenmişsin. Yemeseydin o kadar. Çok güzel duruyordun biz de. Al şurada gocevine. Ya Nazmi amca, beni tanımadın mı? Tüpçü Fikret ben. Çeto çok yaşlandı bu ya. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne keseceğiz? Baba, ben kavurmayı bitirdim de koyunla oynamak için aşağı inebilir miyim? Oğlum, koyun tencerede, oynayabiliyorsan oyna geç. Keşke oyunlar oynamasaydım. Bana biraz daha kavurma koysan. Allah'ım, ne yaptık biz? Ne yaptık biz? Domuzun ağzına sır elmayı sokup sırf gösteriş için masanın ortasına koyan siz. Zavallı ördeğin götüne portakalı sokup gösteriş için masanın ortasına koyan siz. İspanyollar boğaları mızrak deyince spor. Çinliler 500 bin tane köpeği öldürünce festival. Danimarkalılar sırf gürk için balinaları alınca ticaret. Müslümanlar Allah rızası için kurban kestiği zaman kurban katliam. Hadi giren! Herkes evi boşaltsın. Bayram temizliğe vakti. Gidin arkadaşınızı söyleyin. Hayır. Kızlar çıkıyor. Kızlar yardım edecek. Hayır. Hayır, kızlar kalıyor. Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun İzzet amca. Hoş geldin Muhsin oğlum. Bak Kadir de burada. Kadir nasılsın kardeşim? Sağ ol Muhsin abi. Sen nasılsın? Şükür. Devam. Allah bozmasın. İzzet amca ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. Hadi iyi günler. İyi bayramlar. Kendine iyi bak. İzzet amca sen neler yapıyorsun? Nasıl? Selamun aleyküm. Bayram mübarek olsun Meryem hala. Sağ ol Muhsin evladım. Bak Kadir de gelmiş. Çok güzel. Merhaba olmuş. Muhsin abi. Karşılaştık yine. Aynen hala, Kadir'le denk geldik İzzet amcamlarda. Meryem hala ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. İyi günler. Kadir iyi bayramlar kardeşim. Kendine iyi bak. Ey hala sen ne yaptın? Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun Hasan amca. Sağ ol Muhsin oğlum. Kadir de gelmiş ziyarete. Sağ olun. Merhaba Muhsin abi. Evet Hasan amca, Kadir'le bu üçüncü dejavumuz. Kadir sen beni mi takip ediyorsun? Abi takip etmiyorum, önce ben geldim zaten. Sen buradan kime gideceksin şimdi? Ben Sıtkı enişteye gideceğim. Tamam, biz de Nuriye teyzeye gideceğiz. Anlaştık Hasan amca, size iyi bayramlar, ben kalkayım artık. İyi günler. Hadi kendine iyi bak. Sen ne yapıyorsun Hasan abi, iyisin. Nuriye teyze, Kadir burada mı? Gel Muhsin oğlum, gel Kadir burada, gel. Oğlum sen hani Sıtkı enişteye gidecektin? Abi Sıtkı enişteye de yoktu, ben de Nuriye teyzeye geleyim dedim. Bayram mübarek olsun Nuriye teyze, hadi. Ben kendisini ilk Arife günü hayvan pazarında gördüm. Ucuz olur diye o gün gittik, yalan yok. Bokun tezeğinin içinde hani dikenler içinde bir gül gibi. Yani anlatabilirim. Tabii beni görünce utandı. Böyle hemen diğerlerinin arasına kaçtı falan. Alnında 43 yazıyor boyayla pembe. Memleketimde 43 plaka, öyle bir bağımız da var yani. Ben öyle fiyat sormadım hemen. Yanaştım yavaş. Biraz çimen uzattım. İkram mahiyetinde. Önce bir çekindi falan. Sonra yedi tabii. Ben hassas bir insanım yani. Duygusalım. Tabii mesleğim de buna çok katkısı oluyor. Ben sanayide torna tesviye dükkanım var. Ben yanaştım tabii. Sahibiyle çok uğraştık. Adam emekli milli bilek güreşçisiymiş. Benim sağ kolu pazarlıkta bir kaptı tabii. Ben yeni çıktım hastaneden. Kireçlenme var hala, devam ediyor. Neyse. Koyunu o gün ben 1300 liraya aldım. Ucuza kapattık. Şahsen ben parasında da değilim şimdi, gönüller bir olsun. Bayram sabahı, neyse bayram namazına kalktık. Çocukları yataktan attım, hafif de döverek namaza götürdüm. Biraz zorla, uykuyu seviyorlar. İnce ruhluyum ama gene de kıyamadım. Namazdan geldik, benim kayınpeder de kasap zaten. Sıra benim koyuna geldi, yatırdı. Ben biraz su içebilir miyim? Düğümleniyordu, anlatalım. Tabii benim kayınpeder başladı. Bıçağı kulağına sürtmeye, bir yandan Allahümme sesler. Bana vekaleti verdin mi dedi. Ben veremedim. Yani nasıl verebilirim? Hani bana öyle bir bakıyor ki hayvan yani. Ben dedim kestirmiyorum bu oyunu ya. Yani kıyamadım, ne yapayım? Kara borsadan koç bulduk falan, onu olur mu olmaz. Hanımla tartıştık. Ama ya kesemedim ya, ne yapayım? Hanım evi terk etti. Boşanma davası açmış. Olsun ama. Biz mutluyuz Allah'a çok şükür. Yalnızca sana